Hayırlı günler değerli kanal ve izleyicilerim. Bir İslam ve İnsan programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle sizleri selamlıyoruz. Rabbimize hamd ediyor. Alemlerin Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ediyoruz. Efendim gününüz bereketli olsun inşallah. Ekranlar başında bizi izleyen kardeşlerimize hayırlı programlar temenni ediyoruz. Bugün aileyi konuşacağız. Hakikaten çok önemli bir konu. Zaman zaman konuştuğumuzda oldu burada. Gerek bu ekranlarda gerekse farklı alanlarda aileyi konuşuyoruz. Ama bütün bu konuşmalarımıza, bütün bu üzerinde hassasiyetle durmamıza rağmen birçok sıkıntılar yaşadığımız da aşikar. İnşallah bugün aile huzuru anlamında, ailede şiddetin önlenmesi anlamında güzel kelamlar edeceğimizi düşünüyoruz. Bu güzel konuyu konuşmak üzere stüdyomuzda güzel bir konuğumuz. Antalya İl Vaizlerimizden Sayın Saffet Sevim Hocam bizlerle. Değerli hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii sizlere de hayırlı programlar temenni ediyoruz inşallah. Değerli hocam, hakikaten ben biraz önce de ifade ettim. Çok önemli bir konu. Aile konusu. Burada bu ekranlarda, bu stüdyoda biz farklı hocalarımızla zaman zaman bu konuyu değindik, anlattık ama şu da bir aşikar ki hakikaten günümüzde toplumumuzda özellikle aile hususunda çok büyük çözülmelerin, çok büyük sıkıntıların olduğunu da hep birlikte biliyoruz. Hem bizler hem bizi ekranlar başında izleyen kardeşlerimiz. Öncelikle dilerseniz şöyle başlayalım. Genel anlamda aile nedir, ne ifade eder? Buyurun, neler söylemek istersiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Öncelikle il müftülüğümüze ve kanal ve televizyonumuza böyle güzel bir hizmetinden dolayı teşekkür eder. Hizmetlerinin daimi ve güzel olmasını Allah'tan temenni ederiz. Birinci olarak Sayın Hocam, aile gittikçe küçülmeye başlıyor. Önce büyük aile, nedir büyük aile? Evde nine ve dedelerin olduğu, anne baba ve çocukların kaynaştığı bir aile. Sonra aile küçüldüğü, çekirdek aile denen sadece ana baba ve çocuklar. Sonra çocuk sayıları da azaldı. Sonra boşanmalar da başladı. Yani küçüldükçe parçalanmalar başladı. O zaman şunu anlıyoruz. Demek ki büyüdükçe toplu kalabiliyormuşuz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hele hele günümüzde annenin ve babanın, baba çalışıyor, annelerin de çalışmaya başlaması sebebiyle çocukların ana baba ve onun şefkatini hissettirecek dede ve ninelerden uzak olması sebebiyle bu yokluğu hem ana baba çekiyor hem çocuklar çekiyor. Evet. Bir şekilde önce bunu gerçekten çözmemiz lazım. Yani hiç olmazsa aynı dairede olmasa bile yakın, aynı apartmanda, çok yakında dede ve ninelerle çocukları büyütebilmek. Bir de şu da önemli burada hocam. İnsan gençken gençliğin verdiği delikanlı diyoruz ya, o Evet. heyecan ve iş sebebiyle bu iki sebeple hem tecrübesizlik hem de meşguliyetten dolayı insanlar aileleriyle çok fazla yeterince ilgilenemiyorlar. Böyle olunca da yeterince çoluk çocuğa vakit ayıramıyorlar. Bir de ihtiyarlar yaşlandıkça, yaşları arttıkça zayıflıyorlar. Ve men nuammirhu nunakkisu fil halqi. Kimin ömrünü uzatırsak onun yaratılışını ters çeviriyor Cenab-ı Hak. Yani insan yaşlandıkça ilk zamanki çocukluğu gibi zayıflıyor. İşte bundan dolayı ihtiyarlarla çocuklar iyi anlaşır, iyi beraber vakit geçirirler. Çünkü birbirinin hallerinden anlarlar. Hem yaşlı son zamanlarında yalnız kalmamış olur, hem de çocuk şefkat ve merhametten uzak olmamış olur. Buna dikkat etmek lazım. Böylelikle şefkat ve merhametin nereden doğduğunu da anlamış olur. Demek ki çocuklarımız ailede şefkatin olması için ilk önce ailenin toplu ve bütün halde olmasına dikkat etmek lazım. İkinci bir unsur da Sayın Hocam, gerçekten bugün buyurduğunuz gibi aile konusunda sorunlar büyüyor. Aileye hem vakit Evet. hem de maddi olarak imkanlar çoğaldıkça aile sorunları çoğalıyor. Burada şuna bakmak gerekiyor. Olaya iki türlü, iki yönden bakmak lazım.
bu kadar imkanlara rağmen, üzerinde bu kadar durulmasına rağmen, hatta ülkemizde Aile evet. Bakanlığı kurulup tabii. daha iyi bir hizmet vermeye çalışmasına rağmen niçin oluyor? İki yönlü olaylara ve sebeplere, sebep-sonuç ilişkisine iyi bakmak gerekiyor. O halde şu, evde ana babalar birbirlerine karşı saygılı, sevgili olurlarsa, çocuklar da ana babalarına iyi davranırlarsa, ana baba kendi ana babasına iyi davranarak çoluk çocuğuna örnek olursa, o zaman bu konuda gerçekten güzel bir aile oluşacaktır. Bu konuda delilimiz Kur'an-ı Kerim'de şudur Sayın Hocam. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir peygamberin hayatını, aile hayatını ve diğer hayatını baştan sona anlatmamıştır. Evet. Mesela İbrahim Aleyhisselam kendisini puta çağıran, puta tapmaya çağıran, putlara tapmazsa kendisini taşlayarak öldüreceğini, öldürmeye teşebbüs edeceğini, taşlayacağını söyleyen babasına ey babacığım diyor. O halde biz babamız ne olursa olsun babamıza mutlaka iyi bir yumuşak dille, şefkatli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Yine Nuh Aleyhisselam kendisine inanmayan, peygamber olduğu halde kendisine inanmayan oğlunu ikna etmeye çalışıyor ve nihayet inanmadığı halde ya bu ne yerken mana ey yavrucuğum, ey oğlum, canım, ciğerim gel bizimle gemiye bin diyerek kendine inanmayan çocuğuna yumuşak davranıyor. Yine Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın hanımları kendilerine inanmamışlar. Onlar azaba düşer olmuşlar. Buna rağmen onlar kötü davranmamışlardır. Ve yine Yakup peygamberin çocukları hasetten Yusuf'u kuyuya atmış. Sonunda senelerce oğlundan, Yusuf'undan uzak kalmış. Buna rağmen çocuklarına Mısır'a giderken ya büneyye diyerek ya beniyye ey yavrularım Mısır'a toptan girmeyin diyerek o Yusuf'tan kendisine ayrılan çocuklarına yavrum demiştir. Yusuf peygamber hasetten kendisini kuyuya atan, oradan pazarda köle diye satılan, zindanda kalan, bütün bunlara sebep olan kardeşlerine la tesribe aleykumul yevm size bugün hiç kınama yok diyerek onları affetmiştir kardeşlerini. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın babasına yumuşak davranması, Nuh Aleyhisselam'ın kendisini inkar eden oğluna yumuşak evet. davranması, yine Yakup Aleyhisselam'ın yavrucuğunu kuyuya atan çocuklarına yumuşak davranması, Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini kuyuya atan kardeşlerine yumuşak davranması, o güçlüyken Mısır'da Maliye Bakanı'nken onları affetmesi tamamen ailenin yumuşak bir huyu, şefkat ve merhamet üzerine kurulması gerektiğini Kur'an'dan bizzat anlıyoruz hocam. Tabii sizin bu anlattıklarınızdan benim anladığım ve inşallah üzerinde hakikaten biraz sonra da konuşacak olduğumuz en önemli şeylerden birisi. Demek ki biz her alanda olduğu gibi aslında aile alanında da bizi birbirimize bağlayan, o aramızdaki ülfeti, muhabbeti sağlayan en önemli değerlerden birisi olan birbirimizi anlama, birbirimize hitap etme, artık günümüz tabiriyle, modern tabirle aile içi iletişim adı altında dersler, şu bu da yapılıyor. Yani o iletişimi, insan arasındaki birliği, beraberliği sağlayan iletişimi herhalde biraz biz kaybetmeye başladık. Aslında az önce, biraz önce dediğim gibi konuşacak olduğumuz şeylerin başında herhalde bu geliyor. Şiddet diyoruz işte biraz sonra şiddeti, şefkati, nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları konuşacağız. Ama en önemli şey herhalde bu Kur'an ki bir Müslüman için, bir mümin için rehber, en önemli rehber. Öncelikle Kur'an, sonra da o Kur'an'ın bizzat yaşayan örneği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olması gerekiyor. Yani ne Efendimizin hayatında, ne Kur'an'da kişilerin, anne babanın evladına nasıl hitap edeceği, evladın anne babasına nasıl davranacağı, nasıl hitap edeceği, eşler arasında nasıl muamele olacağı hem Kur'an'da hem Hazreti Peygamber'in uygulamalarında karşımıza çıkıyor. Şimdi değerli hocam, tekrar ana konumuz etrafına gelirsek, aslında bugün ailede şiddet değil, şefkati konumuzda o. Şimdi şiddeti olmaması için ailede, başta aile diyelim ve bütün çevreye de bunu yayalım inşallah. Olmaması için biz nelere dikkat etmeliyiz? Aileler nelere dikkat etmeli? Eşler nelere dikkat etmeli? İnsanlar nelere dikkat etmeli? Dediğim gibi aile etrafında konuşuyoruz ama bu genel manada da böyle. Tabii her tarafta. Tabii her tarafta. Yani bugün
Hakikaten gün geçmesin ki televizyonlarda veya farklı yerlerde haberlere baktığınız zaman şunu görüyoruz. Yani bu toplum bir şiddet toplumu haline dönüştü. Yani bize yakışmayan, bu toplumun değerlerine yakışmayan, bu toplumla uzaktan yakından alakası olmayan birçok kötülükle ne yazık ki her gün karşılaşır hale geldik. Bunların başında da işte aile şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet. Neler söylemek isterdim? Bu şiddetin önüne nasıl geçeceğiz biz? Olmasın, neler dikkat etmeliyiz? Sayın Hocam, aile içinde hitaptan bahsederken siz şu atma geldi. Bugün çok abes, hiçbir lügatta da yeri olmayan babişko, anişko gibi çok terbiyesizce, ahlaksızca evet. şeyler var. Bunları bir kere kesinlikle çocuklarımıza söyletmemeliyiz. Bunlara dikkat etmeliyiz Sayın Hocam. Şimdi hocam, şiddet deyince önce şiddet konusunda model alınan, örnek alınan insanların kendine dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Mesela bu nedir? Evde çocuk ana babayı model alır. Ondan sonra işte bir tarikata cemaate bağlı olan bir insan, o tarikat cemaat liderini, bir sanatçıyı seven o sanatçının hareketlerini, işte bir futbolcuyu seven futbolcuyu, ondan dolayı toplumda en aşağıdan en yukarıya kadar her tabaktaki insanlar, her meslekteki insanlar önce insan önünde konuşmalarına dikkat etmeli. İki şeyi düşünmeliyiz hepimiz, bütün insanlar. Bir, benim yaptığım her şey, söylediğim ve yaptığım her şey yazılıyor. İki, ben birileri tarafından dinleniyorum, gözetiliyorum. Evde çocuğum beni dinliyor. Evet. Efendim televizyonda konuşuyorsam birileri beni dinliyor, gözlüyor. Dolayısıyla hem amal defterime kötü yazdırmamak, hem de beni dinleyenlere, görenlere kötü örnek olmamam için iyi konuşmalıyım diyerek toplumda her alanda, sahada, her merhalede örnek alınan insanların bir kere dikkat etmesi lazım, bir. İkincisi, Sayın Hocam, bir çürük temelin üzerine ne kadar güzel bina evet. yaparsak yapalım, dünyanın en sağlam inşaat malzemesini de yapsak, çürük temelli bina çökecektir. Ama temelimiz sağlam olursa, biraz zayıf da olsa, sonra o binayı onarmak, takviye yapmak mümkündür. Ama temel çürük olunca mümkün değildir. O yüzden toplumun, devletlerin, milletlerin temeli olan aile sağlam bir temel üzerine kurulmalıdır. Evet. Bunları birincisi Sayın Hocam, önce güven, sonra yumuşak huy. Dikkat edelim ki güven ve yumuşak huy peygamberlikten önce gelir. Nasıl? Mesela Firavun gâle ene rabbukumul e'lâ diyerek haddi aştı. Kulken kendisini ilah ilan etti, Allah'a şirk koştu. Bir adım daha öteye giderek ben en büyük ilahınızım diyerek Allah'tan da daha büyük bir ilah olduğunu. İlahlar var ama ben en büyük ilahınızım diyerek bu kadar haddi aştı. Şimdi buna rağmen öyle bir enteresan ki Allah-u Teala diyor ki Musa Aleyhisselam'a İzheb ente ve ehuke bi ayati ve la tenya fi zikri. Ey Musa, sen kardeşin Harun'la beraber git ve benim emrimi yerine getirmedi yumuşak davranma. Efendime söyleyeyim. İzhebe ile Firavun'a innehu taga. Firavun'a gidin, o haddi aştı. Kulken ilahlık tasladı. Bak burası çok önemli. Allah-u Teala önce Firavun'un ne kadar kötü bir iş yaptığını söylüyor, sonra fekûlâ lehu kavlen leyyine. Firavun'a yumuşak söz söyleyin. Yani öyle enteresan bir şey ki Allah-u Teala kendisine ilahlık, kendisi gibi ilah olduğunu iddia eden, şirk koşan birisine, hattaşan birisine yumuşak söz söyleniyor Musa ve Harun aleyhisselam'a. Evet. Ondan dolayı şimdi biz şöyle düşünelim. Birbirimize bağırıp çağıran, şiddeti, bağırmayı çağırmayı, kötü muameleyi reva gören biz insanlar, bizim bağırıp çağırdığımız anamız, babamız, kardeşimiz, hanımımız, kocamız, çocuğumuz Firavun'dan daha mı kötü? Allah-u Teala Firavun'a yumuşak söz söyleyin derken biz neden birbirimize yumuşak söz söylemeyelim? Kadı, katı ve kaba konuşalım. Bu birincisi. Demek ki yumuşak söz çok önemli. Bir de ne Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Sen Rabbinden bir merhamet olarak onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer sen insanlara peygamber olduğun halde katı davransaydın, katı kalpli, kaba davransaydın etrafından dağılır giderlerdi. Yani senin peygamberliğine bile bakmaz. Senin kaba olman, katı olman peygamberliğini gölgeler, insanlar çekip giderlerdi. Onun için peygamberliğin bile önüne geçen yumuşak huy bizde önce olmalı. Efendim ben iyi bir kadınım, iyi babayım, iyi çoğum, param var. Bak üniversite şu puan kazandım, şuraya gittim, şöyle yaptım böyle. Ne olursa olsun peygamberliği bile gölgeleyen katı, kaba huy senin analığını, babalığını, kadınını, çocukluğunu haydi gölgeleyecektir. Onun için biz ne olursak olalım bizde olan iyi huylarımızın yanına mutlaka yumuşak huyluğu yani şefkati yerleştirmeliyiz. Şefkatin de temeli merhamettir hocam. O yüzden merhamet de Allah'ın isimleri Rahman ve Rahim'dir. Merhametlidir. Biz o Allah'ın emirlerine ne kadar uyarsak, o Allah'ın kullarına ne kadar merhametli olsak, o kadar merhametli oluruz. Evet. Ne kadar merhametli olsak da o kadar yumuşak oluruz. İkinci bir husus hocam yine peygamberden önce gelen güven. Peygamberimiz peygamber olmadan önce güven kazandı. Muhammedül Emin. Güvenilen peygamber. O yüzden Kabe hakemine Araplar sevindi, itiraz etmedi. Emanetlerini ona verdiler. Onunla savaştıkları halde, dinine inanmadıkları halde düşmanları bile ona güvenip ona emanetlerini verdiler. Ve nitekim hicret ederken o emanetleri kime verdi? Ali radıyallahu anh efendimize bıraktı. Bunları sahiplerine ver dedi. Şimdi düşmanına bile güven veren peygambere iman eden biz, aynı yastıkta yaşayan hanımımıza, sulbümüz olan çocuğumuza güven veremiyorsak, ona bir gün olur da kocam bana şiddet uygulayabilir, babam bana şiddet uygulayabilir diye evet. Hanımımızı, çocuğumuzu korkutuyorsak, biz o zaman bu peygambere hakkıyla inanmamışız. Bu peygamberin yolunda yürümüyoruz. Onun bize bıraktığı Kur'an'a ve sünnete sarılmıyoruz demektir. Düşmanının bile kendinden korkmadığı, güvendiği, hatta emniyet ettiği, en değerli eşyalarına emniyet ettiği bir peygambere iman eden bir erkeğe karısı güvenmiyorsa, bir kadına erkeğe güvenmiyorsa, çocuğuna ana babası, ana babaya çocuğu güvenmiyorsa, biz o zaman güveni telkin eden, yeryüzüne en güzel güveni veren Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tam saymıyoruz demektir. Demek ki hocam o zaman yumuşak huy, yani şefkat ve güven, aile temellerini oluşturan ana esaslardır. Yani biz bugün hakikaten sizde şu ifadeleriniz çok manidar ve çok değerli. Şimdi hem yumuşak huyluluğun hem de güvenin peygambere peygamber olmasına önde geldiğini ifade ediyorsunuz ki bu hakikaten ayetlerle çok, sabit. Ayetleri örneklerde verdiniz. Hakikaten bugün baktığımız zaman elbette her insan bir değil değerli hocam. Yani her insanda o yumuşak huyluluğu göremiyorsunuz, halim selimliği göremiyorsunuz ki halim selim olmak birçok peygamberin de Kur'an'da sayılan vasfıdır yani. Allah-u Teala onlardan bahsederken yumuşak huylu der, hilim sahibidir der. Ve aslında insanı hem diğer insanlar nezdinde yücelten hem ailesinde, aile içerisinde dengesini sağlayan hem de Allah katında belki de değerli kılan en önemli vasıflardan biri sadece yumuşak huyluluk. Evet. Ve ben inanıyorum ki bir insan halim selim bir insansa ve birçok kötülüğün karşısında o sükunetini, o sakinliğini koruyabiliyorsa zaten ne ailede ne bir başka yerde şiddetin olması düşünülmez. Şimdi belki de biz şunu konuşmalıyız. Yani bu şiddeti doğuran sebepler ne? Yani ailede veya toplumda bu kadar şiddetin yaygınlaşması, işte belli bir oranının Müslüman olduğunu bildiğimiz, inandığımız bir toplumda işte ailelerin binbir meşakkatle, binbir sıkıntıyla kurulduğu bir toplumda bu şiddet, bu şey neden ortaya çıkıyor? Belki de onu konuşmamız gerekiyor. Evet. Yani sebep ne? Ve birçok insan da hakikaten bizi dinleyen veya toplumumuzdaki birçok kardeşlerimiz bundan muzdarip. Fakat bu kadar muzdarip insanlar varken yine de bu kötülüğün bu kadar yaygın olması da
çok manidar değil mi yani? Şimdi Sayın Hocam, konuşurken şu aklıma geldi. Her insanda öfke, sinir vardır. Evet. Ancak Allah-u Teala bizim fıtratımıza var olan bu siniri kontrol etmeyi bize öğretiyor. Vel kâzımîne le gâyza. Öyle önemli ki Allah-u Teala cennete girecek. Bakın. Tabii. Öyle ufak tefek bir şey değil bu. İnsan için temenni edebileceği zirve bir hedef, arzu, güzellik. Cennete girecek insanların özellikle bir tanesi öfkeyi yutmak. Öfke yutulunca yerine şefkat geliyor. Evet. İşte onun için hepimiz öfkelenen zaman o aranda, o esnada öfkeyle yapacağımız bir şeyin bize vereceği zarar ve öfkelenmekle öfkeyi yutanların kazanacağı cenneti kaybedeceğimizi ve dünyada da küçük cennetin küçük parçası olan evet. ailemizi kaybedeceğimizi düşündüğümüz zaman öfkelenmemiz ve öfke sonucunda yanlış yapmamız mümkün değildir. Evet. Çünkü iyi bir yuva küçük bir cennet köşesi gibidir. Tabii. Onun için mesela şu var, daha yeni televizyonlarda gördük. Yolda, ana yolda gidiyor, emniyete arabayı çekiyor, emniyet şeridinde adam. Orada dövüşüyorlar. Yani bu kadar biz nasıl şey yaptık? Tabii. Sonra geçen yine herhalde bir senem ne olmuştu? Adam sen bana korna çaldın diye yolda durdu. Birini dövdü, birini döverek öldürdü. Şimdi onun için bir de şu var Sayın Hocam. Bugün hem ilim yönünden, hem idari yönünden, her yönüyle, kanaat önder olay, her yönde maddi ve manevi, maddi güç, manevi güç, efendim ilim, efendim idari her yönden bir kere hocam şiddeti insanlara öğreten, şiddete teşvik eden bütün programların kat'i surette kaldırılması. İki şey, bir aile içi ihanet, iki cinayet hiçbir filmde, hiçbir şeyde asla konu olmamalı. Bu kat'i surette buna önce biz devletimiz, milletimiz olarak, idareci olarak önce bunu hassas olmalı. Sonra biz vatandaşlar olarak da içinde aile içi ihanetlerin yani. Ve toplum cinayetlerinin olduğu programları seyretmemeliyiz. Çünkü seyredilmeyen hiçbir programın devam etmesi mümkün değildir. Şefkati, insan yani akşam eve geldiği zaman aile içi güzel sohbet ederek efendim yiyip içen, birbirini kucaklayarak eve alan, sonra onu birbirini kucaklayarak işe gönderen, güzel bir sevgi dolu bir efendim konuları edinen televizyon programlarımız olmalı. Bir kere önce buna dikkat etmek lazım Sayın Hocam. Bir diye de hocam şu önemli, ailede Allah-u Teala Bakara suresinde ve Talak suresinde, Bakara suresi 238 228, Talak suresi 2. ayette erkek ve kadına hitap ederek zelike yu'azu bihi men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah-u Teala erkeklere güzel görevini hatırlatıyor. Diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bu nasihat ediliyor. Öğüt veriliyor. Evet. Kadına da görevi hatırlatıyor. Ona da aynı şey. Demek ki erkek ve kadın önce Allah'a inanmalı. Neden? Mesela erkek evden gittiği zaman veya ayrıldığı zaman erkek beni görmüyor ama veya kadın beni görmüyor ama Allah beni görüyor diyerek her yerde her zaman insanı gören Allah korkusu, Allah saygısı olmalı. İki, benim çocuklarıma, hanımıma, kocama, anama, babama karşı aile fertlerine yaptığım her türlü muameleden dolayı Allah beni ahirette hesaba çekecek bilinci aile içi şiddeti kökten yok eder. Onun yerine sevgiyi, muhabbeti, merhamet ve şefkati getirir. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz Sayın Hocam? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayvanı boğazlarken bile bıçağınızı iyice keskinleştirin, bir seferde kesin diyerek keseceğimiz hayvana dahi eziyet etmeyi yasaklarken bir kadın nasıl kocasına eziyet eder, bir erkek nasıl hanımına eziyet eder, bir ana baba çocuklarına, çocuk ana babaya nasıl eziyet eder? Bu yüzden Allah inancı bu konuda çok önemli bir unsurdur Sayın Hocam. Bir de şunu iyi dikkat alma lazım ki az önce dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hayatında iyi aile örneklerini, önderlerini hep okumamız gerekiyor. O yüzden Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde güzel aile örnekleri vardır. Bunları çocuklarımıza iyi bir model olarak
vermemiz mutlaka evet. gerekmektedir. Şimdi reklam saatimiz de geliyor herhalde, var mı reklama? Biraz daha var mı? Değerli hocam, o zaman biraz daha var herhalde. Şunu konuşalım. Bu arada ben şunu da hatırlatayım. Ekranlar başında biz izleyen kardeşlerimize. Sorularıyla, eleştirileriyle, iyi niyetlerini bildirmek isteyen kardeşlerimiz olursa ekranda bildirilen WhatsApp numarasından ben tekrar edeyim. İnşallah ondan sonra bir reklama girelim. 0530 063 52 53 numaralı telefondan hatta bize inşallah dileklerinizi, temennilerinizi, varsa suallerinizi yönetebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara efendim. Evet değerli izleyenler, tekrar sizlerle birlikteyiz kısa bir aradan sonra efendim. Saffet Sevim hocamla aileyi konuşuyoruz. Ailede şiddetin önüne nasıl geçeriz? Şiddetin yerine şefkati nasıl inşa ederiz? Değerli hocam, ilk bölümde genel manada aileyi konuştuk. Ailede güvenin ve yumuşak huylunun önemli olduğundan bahsettik. Tabii bu bölümde dilerseniz biraz daha böyle şiddet aslında neler şiddeti doğuruyor? Bu şiddetin nasıl önüne geçeriz onu konuşalım. Herhalde bu konuda konuşulması gereken hususların başında da galiba şu geliyor. Günümüzde herhalde biz toplum olarak, aile olarak belli mahremiyetlerimizi kaybeder hale geldik. Özellikle aile dendiği zaman aslında ailede bir mahremiyet, birçok şeylerin ailede kalması gereken şeyler ne yazık ki toplumda bazı insanlarımız tarafından ifşa edilir hale geldi. Yani açık ortada konuşulur, herkes içerisinde konuşulur hale geldi. Gizli saklı şeyler kalmadı. Bu aile mahremiyetinin dışarıya ifşa edilmesiyle bugün oluşan şiddetin bir bağlantısı var mıdır? Veya bu konuda neler etkilidir? Neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şu Sayın Hocam. Aile içinde olan olaylar hiçbir zaman için dışarıya yansımaz. Hatta bir büyük çocuğuna şöyle demiş. Oğlum evde bir normal yemek yesen bile dışarı çıktığı zaman dişini falan yani et sanki et yemiş hissini ver gibi. Bizim ecdadımız, babalarımız aile sırrını dışarıya taşımak şöyle dursun. Aile içinde fakirlikten dolayı olan olayı bile dışarıya yansıtmamayı bir aile edebi haya gören insanlardı. Evet. Bakın aile sırrını ifşa etmek, dışarı taşımak şöyle dursun, bu çok önemli. Bu bir. Bir ikincisi de şu Sayın Hocam, bugün erkek hanımla ilgili bir şey anlattığında veya kadın erkeğiyle ilgili bir şey anlattığında genelde ya ne çekiyorsun kahrını, sana kadı mı yok, sana koca mı yok gibi veya sana birçok imkanlar veriyor gibi doğrudan doğruya hem aile sırlarını dışarıda konuşmak yanlış, şayet insan konuşmuşsa da onu yanlış yönlendirmek de yanlış. Kardeşim sabret. Neler olabilir? Yani evet. Çocuğun var, yuvan var. Efendim yuvanı koru. Allah mutlaka bir çıkış yolu verecektir. Konuşuruz, büyükleri götürürüz, konuşturuz gibi böyle demektense efendim iki tarafa da anlatan kadına ve erkeğe de kötü telkine var. Bu da gösteriyor ki birincisi Kur'an-ı Kerim hakem olayı olmadığı müddetçe aile sırlarının dışarıya yansıtılmamasını, ailede bir sorun olduğu zaman bilinçli, iyi niyetli, tecrübeli insanların insanlara hakem olarak olayların anlatılması gerektiği kadar anlatılmasına müsaade etmiş. Bunun dışında hiçbir şekilde olmamış. Bugün efendim radyolara, televizyonlara varıncaya kadar, toplu arkadaş toplantılarına varıncaya kadar aile içi sırların ifşa edilmesi, kadının kocasının yaptıklarını, kocasının hanımının yaptıklarını dışarıda anlatması kat'i surete tasvip edilemez. Bu önce şunu doğurur, şunu sebep olur. Aile fertleri, ailede olan şeylerin bir sır olduğunu bilir. O sır dışarıya taşındığı an artık tamamen insani duygular, şefkat duyguları, merhamet duyguları,
efendim iyi niyetler tamamen yerini nefrete, şiddete, düşmanlığa dönüştürebilir. Bu aile sırları açıldıkça, çoğaldıkça bu nefret, kin, haset, nefret, kin, düşmanlık ve şiddet duyguları da insanda gelişir. Onun için bu yüzden kesinlikle ailelerin iyi niyetle bilinçli hakem olayı gibi bir şey olmadı müddetçe kat'i surette aile sırlarını dışarıya ifşa etmemesi, bu tür aile sırlarının ifşa edildiği hiçbir programında takip etmemeleri, bunlara prim vermemeleri, teşvik etmemeleri gerekiyor. Bu konuda da millet ve devlet olarak, toplum olarak, önderler olarak da sözü dinlenen insan olarak bu konuda da mutlaka tedbirlerimizi almalıyız. Bir diğer sebep de Sayın Hocam, bu şiddetle ilgili külfet, şiddet, bakın kelimeler de güzel övüyor. Evet. Bir kere evde hanımın özellikle maddi durum erkekten sorumlu olduğu için daha çok yersiz, hani şu var, bazen insanlar işte kınalarda, düğünlerde, özel günlerde ya hep yine aynı elbiseyle mi geldin denmemek için her seferinde ayrı bir kıyafet giyme diye bir adet var. Bu çok evet. Yanlış bir şey. Onun için şu bu ne der değil, bizim aile bütçemiz nedir diye aile fertleri düşünmeli. Çocukların ve hanımın bu konuda önce şu hanımın annenin çocuklarına örnek olması lazım. Evde külfet fazla oldukça külfet artık bunalmayı, zayıflamayı, külfet çoğaldıkça efendim birinci olarak erkek daha çok çalışmak mecburiyetine kalır. Daha çok çalıştıkça evde hanımına ve çocuklarına karşı ilgi, alakayı, şefkat, merhameti azaltır. Bu da hanımın erkekten gördüğü az ilgi, şefkat, alaka kadın için psikolojik sorunlara sebep olur. Çocukların baba sevgisinden, şefkatinden, merhametinden mahrum olmaları, bunun azalması çocukları da yanlış yollara sevk edebilir. Bu birincisi. İkincisi de erkek bunaldıkça bazen o külfetin, aşırı israfın, gösterişe giden paralarını kazanmak için haram yollara tevessül edebilir. Böylelikle haram yolda kazanılan parayla beslenen vücut da cehennemde daha layık, yanmaya daha layıktır buyurmuştur Peygamberimiz. Bunun için kadınların ve çocukların mümkün mertebe babayı, eşi külfetten uzak tutmaları, israf, gösterişten devamlı uzak olmaları, hatta daha tasarruflu olarak ailede külfeti değil, sevgiyi, şefkati, idareciliği önem vermeleri gerekmektedir. O hakikaten şu şey çok önemli değerli hocam. Bugün maalesef biz tüketim toplumu haline geldik. Yani televizyonlar, çarşı, sokak, nereye giderseniz böyle insanları kazandığından daha çok harcamaya teşvik eden bir düzenin içerisinde yaşıyoruz. Bu aşikar. Evet. Ve ne yazık ki dediğiniz gibi birçok insanlarda da birçok ailelerde de bu tüketim çarkının içerisinde kendisini gereğinden fazla kaptırma var. Özellikle gösteriş. Ailelerde gösteriş. Yani falanca da var işte bizde niye yok. Dediğiniz gibi az önce örnek verdiniz işte bir giydiği kıyafeti bir başka merasimde tekrar giymemesi gerektiği imajı veya işte falanca kişiyle aynı giyinmiş olmanın getirdiği eziklik psikolojisi. Bunlar hakikaten insanları tamamen tüketime ve kazandığının fazlasında harcamaya sevk ediyor. Birçok bakın bugün toplumda birçok insan her ne kadar biz iyi görsek de borç içerisinde, sıkıntı içerisinde yaşıyor. Evet. Kredi kartlarının, banka kredilerinin veya sağdan soldan alınan borçların içerisinde yaşıyor. Şimdi insan dediğiniz gibi bunu bir düşünmüyorsa, iki düşünmese mutlaka düşünecek. Bunun sıkıntısı, onu kazanıp o borcu ödeyebilmenin getirdiği. Bazen işte akıl devreden çıktığı zaman kötü şeylerin oluşmasına ne yazık ki sebep oluyor. Onun için galiba biz biraz daha kazandığımız kadar harcayabilmeyi veya birçok şeyde kanaati sağlayabilmeliyiz. Yani lüksün sonu yok. Lüksün bir haddi yok yani. Evet. Çok kazandınız ama çok harcıyorsunuz. Bu kadar basit. Onun için insanlara bunu belki ta küçük yaşta çocuklarımıza bu şeyi alıştırmamız gerekiyor bizim. Yani var olsa bile her istediğinin alınmayacağı, her söylediğinin yerine getirilmeyeceği şeyini bazen anne babalar olarak biz bu yanlışları da yapıyoruz.
Aman çocuğum ağlamasın, aman işte üzülmesin. Şunu mu istiyor? Olsun, evde bir oyuncağı varsa sokakta bir daha bitse de aynısından. Ama alalım, yeter ki ağlamasın, gürültü yapmasın. Yani bu maalesef ileride insanları kanaatsizliğe ve bağıştan şımarıklığa kadar götürüyor. Burada şu önemli hocam, nefsimizin ihtiyacı değil, evet, kendi ihtiyacımızı önemlemesimiz. Bir de şu var, bir şey yaparken bana insanlar ne der? Tabii. Bir de gösterişi bunu değil, şu, ben gideceğim alışverişe bedava da olsa ihtiyacım olmayanı almayacağım. O yüzden indirim denen olay kadınların en zaaf olduğu konulardan bir tanesiymiş. O yüzden kesinlikle bırakalım indirim, yani dörtte biri fiyatına da vermiş olsa, bedava da verirse ben asla ihtiyaç olmayanı almayacağım. Çünkü ondan sorumluyum. İnsan şefkat ve ihtiyaç odaklı. Ha, benim çocuğumun ihtiyacı var. Ben bu ihtiyacı gidermezsem çocuğum zor durumda kalır diyerek o şefkat ve ihtiyaç eğer bir arada bulursa hem çoluk çocuğumuz, aile fertlerimiz bir şeye muhtaç olmaz, ihtiyaçlarını görürler. Hem de israf etmemiş oluruz. Bakın ailede ihtiyaç ve şefkati merkeze almamız gerekiyor. Gösterişi el alem ne deri değil, el alem ne deriz diye aldığımız borçları el alem ödemeyecek. Yani, bize kalacaktır. O yüzden kesinlikle aile içindeki bütün harcamalarda ve muamelerde ihtiyaç artı ben bu ihtiyacı gidermezsem ne olur? Yanlış olur diyerek şefkati öneme şey yapmamız gerekiyor, almamız gerekiyor. O zaman şöyle diyelim, bir başka yine bağlantılı konuya geçelim. Ailede şefkatin nasıl oluştuğuna ve bunun ne gibi yansımalarının olumlu manada neler doğurduğunun hep şiddet etrafında dönüyoruz. Alternatif de sunalım ki biz izleyen kardeşlerimiz. Evet. Saate de bakıyorum bir taraftan, vaktimiz biraz hızlı geçiyor. Peki hocam, şiddetin yerine şefkati inşa edeceğiz. Şefkatin, ailede şefkatin oluşumu nasıl olur ve bunun yansımaları, bu şefkatin göstergeleri nedir, dönüşümü nedir? Şimdi önce hocam, şefkatin oluşması için aile fertlerinin, aileyi oluşturan ana ve babanın görevlerini iyi yerine getirmesi gerekir. Çünkü insan kendisine saygı ve sevgiyle sunulan her ihtiyacı güzel bir niyetle karşılar. Evet. Ve o insana karşı kötü nefret ve şiddet duygularını atıp onun yerine iyi niyet, yardımcı olma, şefkati ikame ettirir. Bundan dolayı öncelikle erkeklerin kendilerine düşen görevleri iyi yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kefa bil mer'i ismen en yudayi amen yagutu. Şimdi şimdi Peygamberimiz diyor ki bir kişi onu cehenneme sokacak günah olarak aile halkını ihmal etmesi, onun ihtiyaçlarını görmemesi yeter diyor. O halde bir insan ailesinin meşru şekilde, bakın burada şey demiyor, lüksü demiyor, ihtiyaçlarını görürse, ihtiyaçları görülen iyi niyetli insanlar ona karşı güzel niyet, şefkati besleyeceklerdir. Merhamet duyacaklardır. Ona saygı, sevgi duyacaklar ve onun ona karşı hizmette kusur etmeyeceklerdir. Yine Peygamberimiz daireyi daraltıyor. Aileyi ihmal etmek şöyle dursun. Gerçekten ailenin zaruri ihtiyaçlarını görmeyip de cimrilik davranında kefa bil mer'i ismen en yahbise ammen yemliku gutehu. Kişiye onu cehenneme sokacak günah olarak bakmakla yükümlü olduğu kişiye karşı, insanlara karşı cimri davranması yeter diyor. O halde erkek ailesinin ihtiyaçlarını görecek ve onlara cimri davranmayacak. Bugün gerçekten bazı insanlar vardır. Dışarıda eş dosta karşı gösteriş olsun diye yani, işte yemek ısmarlama, iyi efendim, iyi muamele, hoş muamele, onlarla güzel konuşma, işte yapar mısın, eder misin, verir misin gibi. Ama eve gelince katı konuşmalar, ev halkına cimrilik, bunları katı suretle Peygamber Efendimiz yasaklamış ve bunlar şiddeti doğurur, şefkati yok eder. Aile ihtiyacının görülmesi, aileye cimri davranılmaması da
şiddeti, nefreti yok edip yerine şefkati, merhameti, hizmeti ve yardımlaşmayı getirir. Bu bir kere önemlidir. Sonra bir diğer de Sayın Hocam, ahlak da önemli. Hıyarukum, hıyarukum linisaihim. Bakın toplumda en hayırlı insan kimdir? İşte çok üniversite imtihanında çok puan alan, malı mülkü çok olan, yüksek makam mevkide olanlar değil, fabrikalar olanlar değil, işçiler olanlar değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizin en hayırlınız kadınlarınıza hayırlı davrananızdır buyurarak bizi aile halkına karşı hayır davranmaya teşvik etmiştir. Bir de burada ikinci olarak da kadın cephesine bakmak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim, biz bu hataya çok düşüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de erkek ve kadın hiç ayrı gelmezler. Gece ile gündüz, kafa ile, vücut ile kafa gibi, etle kemik gibi Cenab-ı Hak devamlı Kur'an-ı Kerim'de erkekle kadını beraber zikreder. Evet. Erkeğin evde vazifeleri var, hanımından alacağı hakları var. Kadının evde erkeğine karşı vazifeleri var ve kocasından alacağı hakları var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hemen Bakara Suresi'nin başında sizi yaratan, rızkınızı veren Allah'a ibadet edin diyor. Ben sizi yarattım, vazifemi yaptım. Siz de bana kulluk edin. İşte biz önce hep hak istiyoruz. Öyle değil. Önce herkes, kadın da, erkek de, çocuk da vazifesini yapacak. Sonra hak isteyecek. Hak ve vazife odaklı bir aile hayatı. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, kadınların cehenneme girmesine en çok sebep olan iki unsur sayıyor. Bir, kocaların yaptıklarına kadınların nankör olması ve kocalarına kötü söz söylemeleri. O yüzden ailede şiddetin, nefretin olmayıp şefkatin, sevginin, muhabbetin olması için erkeklerin vazifelerini yapmaları, kadınların da kocalarına karşı efendim nankörlük yapmamaları, onları külfete sokmamaları ve onlara kötü söz söylememesi. Genelde işte kadın erkeği dövmez. Ama kadının da kocasına karşı yumuşak huylu, nankör olmamasını ve kadının kocasına karşı nankör olmasını ve ona kaba davranmasını Peygamberimiz cehenneme girecek olaylar arasında, ama erkeğin de ailesini ihmal etmesini yine cehenneme sokan günahlar arasında saymıştır ki, bu da şunu gösteriyor Sayın Hocam, Peygamber Efendimiz yine aleyhissalatü vesselam, güzelce ibadetlerini yapan, ana babasına iyi davranan ve kocasına karşı da vazifesini yapan kadınları cennetle müjdelemiştir. Evet. O halde biz cehennemden uzak durmak ve Allah'ın cennetinin rızasına kavuşmak için, aileyi de şefkat, merhamet ve muhabbet üzere yaşatmak için, ailemizden tamamıyla şiddet ve nefreti atmak için karı koca birbirine karşı görevlerini yapacak, birbirine iyi davranacak ve böyle bir ailede de efendime söyleyeyim, ana babasına, topluma, diğer insanlara karşı iyi davranan çocuklar yetişecektir. Değerli hocam, vaktimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. 3-4 dakikamız kaldı. Dilerseniz burada biraz da böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile örnek, ki her konuda olduğu gibi aile konusunda da örnek, birkaç örnekle inşallah hem eşlerine, evet, hem çocuklarına karşı takındığı tavırla, şefkat adaylı tavrından konuşalım. Hem de son olarak dilek ve temennileriniz bu noktada inşallah sizden alalım değerli hocam. Şimdi Sayın Hocam, bize bütün konularda en güzel örnek olduğu gibi aile konusunda da en güzel örneğimiz Kur'an'daki peygamberler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkat, muhabbet ve merhamet, ülfete dayalı ve şiddet ve nefretten uzak aile hayatında Peygamberimizin bunu sağlayan önemli unsurları şunlardır. Bir, hanımlarını sevmiştir, muhabbet beslemiştir. Çünkü muhabbetin olduğu yerde, evet, merhamet vardır, şefkat vardır. İnsan sevmediğine şefkatli davranamaz. Önce hanımlarımızı sevmeliyiz. Bu çok önemlidir. Şu veya bu şekilde evlenmişiz. Önü ne olursa olsun, hangi şekilde evlensek evlenelim, evlendiğimiz andan itibaren hanımlarımıza sevgi beslemek mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz böyle yapmıştır. Evet. İkincisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına değer vermiştir. Her insan, anasından doğan her canlı, hayvanına varıncaya kadar değer verilmeye layıktır ki yanımızda bizimle aynı yastığı, yatağı paylaşan hanımımız değere, değerli, yer varlıklardan daha çok layıktır.
Çünkü değer olmayan şey yerde saygı yoktur, hizmet yoktur, şefkat yoktur, nefret ve şiddet vardır. Üçüncü olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımların ihtiyaçlarını görmüş, onları hiçbir zaman kimseye muhtaç etmemiştir. Sonra Peygamberimiz beşinci olarak da aile halkına devamlı yardım etmiş, zamanı gelince evini süpürmüş, hayvanı salmış, söküğünü dikmiştir. Ev işlerinde aile halkına yardım etmek. Bir diğer maddede Sayın Hocam, Peygamber Hazreti Vesselam hanımlarla istişare yapmış. Nitekim Hudeybiye'de sahabe-i kiram kurbanlarını kesmemiş ki Peygamberimiz Mekke'ye gitsin de o arzuladığımız Kabe'mizi tavaf edelim diye. Ama Ümmü Seleme anamıza gidiyor. Ben söylüyorum bunlar yapmıyor diye Ümmü Seleme anamıza istişare yapmış. O da sen kurbanını kes. Artık senin kesin kararlı olduğunu anlayacaklar, ona kurban kesecektir. Hakikaten Peygamberimiz kurbanını kesmiş ve sahabe de kesmişlerdir. Kadınla istişare yap ama dediğini yapma diye uydurma bir söz vardır. Kadını kötülemek ve İslam'ı kötülemek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hanımlarıyla istişare yapmış ve evet, istişarelerine uymuştur. Sonra demek ki hanımlara olan sevgi, değer, onlara yardımcı olma, onları görüp gözetme, onların eğitimiyle ilgilenme, bütün bunlar beraberinde onu değer vermenin alamet olarak istişareyi beraberine getirmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına böyle davrandığı gibi çocuklara da çok şefkatli davranmıştır. Bakın hocam o kadar önemli ki ibadeti, uzun namazı çok sevdiği halde evet, namaz kılarken çocuk ağlama sesi duyduğunda anası bizimle namazda olduğu için çocuğuna bakamıyor diye çocuğun ağlamaması için namazı kısaltan bir peygamber. Öbür tarafta çocuk omzuna bindiği zaman daha çok omzumda oyalansın, eğlensin, neşe, zevk duysun diye namazı uzatan bir peygamberin ümmeti olarak nasıl çocuklarımızı azarlayabiliriz? Hele hele evde bu çok oluyor. Ev düzenli olsun, her an misafir gelebilir, misafire güzel görünsün diye çocukların oyuncak alanını bir köşeye hapsetmek, çocukların oyuncaklarını yükseklere koymak, alamayacakları yerlere koymak bunlar yanlış bir şeydir. Evde ana baba kendilerine mahsus eşyaları evin en güzel yerine koyup da çocuğun zaruri ihtiyacı olan oyuncaklarını kıyı köşeye saklar, bulamasın diye onun oyun alanını sınırlarsa bu çocuklara şefkat değildir, merhamet evet, değildir. Bu da çocuklara yapılan bir şiddettir Sayın Hocam. Yani gerçekten evet, buna dikkat ediniz. Hele hele binaların çoğaldığı, bahçelerin azaldığı bir ortamda bu çok önemli. Biz kendi eşyalarımızı göz önünde görmek istediğimiz gibi çocuğumuzla evet, ihtiyacı olan oyuncaklarını görmeyi isteyecektir. O halde hocam şunu özetleyebiliriz. Birinci olarak toplumda devamlı biz bütün örnek alınacak insanlar olarak ana babamızdan başlayalım. En son zirveye kadar toplum tarafından görünen ve dinlenen bütün insanların üsluplarına dikkat etmesi, tartışma ortamlarında, konuşmalarda, ana babam birbirle konuşmasında, her türlü televizyon ve radyo konuşmalarında bu bir. İkincisi, bütün radyo televizyon programlarımızda, iş yerlerinde ve aile programlarımızda kesinlikle şiddetten uzak durmak, efendime söyleyeyim, şiddet ve aile içi aldatmaları, ihanetleri konu alan bütün her şeyi hayatımızdan kaldırmamız, tamamen birbirimize güvenmemiz, evet, yumuşak huy üzere ailemizi kurmamız. Bir de şunu bilelim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken kadınların haklarına riayet edin diyerek kadınlara şiddeti değil şefkat ve merhameti esas almış. Yine veda hutbesine buna dikkat etmiştir. Allah-u Teala bize hanımlarımızı, çocuklarımızı emanet etmiştir. Evet. Çocuklarımızı da evimizi de hanımlarımıza emanet ediyoruz. O yüzden evin geçimi de ve idaresinde, sevk idaresinde şefkati, merhameti, sevgi evet, saygıyı esas alalım ve bu sevgi ve şefkatin esası olan merhametin esası olan Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve cennetini inşallah kazanalım. Evet. Böylelikle evimiz cennetin küçük bir köşesi olsun inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun inşallah. Bizi ve ekranın açma bizi izleyen kardeşlerimizi aydınlattınız. Kıymetli izleyenler bizler bugün de programımızın sonuna geldik. Hocamızın son temennisiyle biz de inşallah programımızı bitirelim. Allah-u Teala bize huzurlu aileler, huzurlu yuvalar, huzurlu evlatlar nasip eylesin inşallah. Hem ailemizi hem toplumumuzu huzurlu eylesin. Dünyamız ve ahiretimiz inşallah mutlu ve mutlu huzurlu yaşayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Şimdiden hayırlı cumalar diliyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle efendim.